Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, hepiniz Beykent Üniversitesi Tömer'in 5. etkinliğine hoş geldiniz. Bugün aramızda doçent doktor Sayın Yusuf Polat hocamız var. Öncelikle hocamıza bizim davetimizi kabul ettiği için çok teşekkür ederiz. Sayın hocamız bugün bizlere Avrupa Konseyi Başvuru Rehberleri konulu sunumunu gerçekleştirecek. Sözü sayın hocamıza vermeden önce hocamızın özgeçmişinden kısaca söz etmek istiyorum. 1990 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra 1992 ve 2013 yılları arasında Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma Merkezi'nin farklı şubelerinde yabancılara Türkçe ve Türklere Fransızca öğretimi alanında çalıştı. 1998 yılında 9 Eylül Üniversitesi'nde yüksek lisans, 2010 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dil Bilim Anabilim dalında doktora yaptı ve yabancı dil öğretiminde söz edimleri başlıklı doktora teziyle doktor unvanını aldı. 2013 yılından beri Kırıkkale Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta. Fransızcanın ve Türkçenin öğretimi amacıyla çok sayıda kitabı bulunan hocamız, ayrıca çeşitli dergiler hocamızın ayrıca çeşitli dergilerde yayımlanmış birçok makalesi bulunmakta. Şimdi sözü asıl sahibi hocamıza veriyorum. Hocamızın sunumu ardından soru cevap bölümüne geçilecek. Şu an için mikrofonlarımız ve sohbet bölümlerimiz kapalı durumunda kalacak. Hocam buyurun, sözü size veriyorum. Beykent Üniversitesi'nin çok değerli yetkilileri, Kemal Hocam, Selma Hocam ve diğer hocalarım, ayrıca değerli meslektaşlarım, diğer katılımcılar, değerli katılımcılar, sizlerle böyle bir konferansta bir arada bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Öncelikle bu fırsatı verdikleri için Kemal Hocama, Selma Hocama, Beykent Üniversitesi'nin diğer temsilcilerine ve siz katılımcılara da buraya katıldığınız için bir kere daha teşekkür ediyorum. Bir paylaşım yaparak süreci başlatayım. Şöyle, Avrupa Konseyi Başvuru Rehberleri konulu sunuyu seçmemin bir gerekçesi var elbette. Bunun için hazırladığım bu sunuda öncelikle nelerden söz edeceğim hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bir tanesi şu, OBM'ye yani Avrupa Diller İçin Ortak Başvuru Metnine giden yolu anlamak için yabancı dil öğretimi tarihine çok kısa bir bakış atacağız. Yani kısaca bir özet yapacağız. Daha sonra OBM'nin 2001 ve 2017'deki değişiklikleri hakkında kısa bir karşılaştırma tablosu göreceğiz. Daha sonra OBM ile başvuru rehberleri bizim burada hakkında konuşacağımız metin arasında bir karşılaştırma yapacağız. Ne fark var, ne tür benzerlikler var, onu göreceğiz. Daha sonra bizim betimleyicilerin yapısı, daha doğrusu genel olarak betimleyiciler hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra başvuru rehberlerinin yapılmışlarını şöyle bir listeleyeceğiz. Son olarak da bizim yaptığımız ve şu anda internette erişilebilir olan yabancı dil olarak Türkçe ilk kazanımlar için başvuru rehberi hakkında kısa bir bilgi vereceğim bu sunuda. Önce şöyle bir tarihsel sürece bakalım. Biliyoruz yabancı dil öğretimi çok bilinen şekliyle dil bilgisi çeviri yöntemiyle başlamış. 19. yüzyıl boyunca da bu şekilde devam etmiş. Bu daha sonra 20. yüzyılda doğrudan yöntem ve kulak dil alışkanlığı yöntemiyle sürmüş. Burada bir devrim gerçekleşmiş. Bu birinci devrim olarak adlandırdığım benim hani bu süreçteki bir dönem ama diğer kuramcılar da öyle bakıyor. Devrim olarak nitelendirilmesinin sebebi şu, psikolojide davranışçı bakış açısının dil bilimde de yapısalcılık ve dağılımcılığın yabancı dil öğretimine girdiği bir dönem burası. Burada tabii temel bakış açısı belli sayıda temel yapı öğrencilere duyurulur ve bunlar da tekrar ederlerse uyaranlar ve tepkinin ilişkisinin bir şekilde ezberlenmesi yoluyla dilin öğretilebileceği düşüncesi ne dayalı bir yaklaşım. Fakat bu kısa sürede aslında başarısızlığa uğramış bir yaklaşım olarak kalıyor. Ama en önemli boyutu buradaki devrim dediğimiz şeyin, işte yapısalcılığın yani dil bilimin ve dağılımcılığın ayrıca psikolojinin, davranışçı psikolojinin bir anlamda yabancı dil öğretimine girmiş olması. Bu süreci 1950'lerde
sesin yanına uyaran olarak bu kez görüntünün de eklendiği görsel işitsel yöntem dediğimiz yöntem giriyor. Bir anlamda diğer yöntemin yerini alıyor aslında. Burada çok daha önemli bir başka durum ortaya çıkıyor. İkinci devrim olarak telemenin sebebi iletişim durumu kavramı, temel yapı kavramı. Fransızca açısından baktığımızda İngilizceden de önce temel Fransızca kavramı, temel yapılar, temel söz varlığı ve ayrıca dört temel beceri kavramları yabancı dil öğretimi alanına girmiş. Burada OBM'ye giden süreçte özellikle Fransızca'nın öğretimi konusunda bir ekip şöyle bir kuşkuyla yabancı dil öğretimi sürecine bakıyorlar. Biz dil öğretiyoruz ama aslında sonuçta öğrettiğimiz şey sonunda yapılan çabaların, harcanan çabaların karşılığını vermiyor. Yine de yürümeyen bir takım sorunlar var. O sırada ne tür bir çözüm olabileceğini düşünürken şu yolu buluyorlar aslında. Doğal konuşmaları derliyorlar. O dönemin ilkel yöntemleriyle kasetlere kayıtlar yapıyorlar. Bunları doğal konuşmalar, yemek ortamında, işte arkadaşların sohbetlerinde, restoran ortamlarında ve böylece bunlardan bir istatistiksel çalışma yaparak, örneğin en sık kullanılan yapılar, en sık kullanılan sözcükler gibi bir ilk aşamayı geçiyorlar aslında istatistiksel dil bilimin. Bir anlamda yabancı dil öğretiminde uygulamalı dil bilimi katkılarının ilk örneklerini orada oluşturuyorlar. Nitekim dört temel beceri, işte temel söz varlığı falan bunlar o dönemde giriyor. Ve böylece ikinci devrim gerçekleşiyor aslında. Burada bir başka şey daha oluyor aslında. Davranışçılığın yerini bilişselciler alıyor bir anlamda. Yani yabancı dil öğretimini işte sadece ezbere dayalı bir etkinlik olarak değil de İşte zihinsel bir takım süreçlerin sonucunda edinilen bir beceri olarak gören bakış açısı. Aslında Chomsky bakış açısı işte diğer bakış açısının yerini alıyor. Burada aynı dönemde yine bir başka gelişme oluyor. Onu özetlemek bakımından söylüyorum. Yani farklı bir dönem değil, aynı şey ama kuraldan kullanıma giden bir yabancı dil öğretiminin yerini kullanımdan kurala giden bir yabancı dil öğretimi alıyor. Bu ne demek derseniz, o da şu aslında, dil bilgisi kitaplarına baktığımızda şunu görürüz, betimlemeler yapılır, betimlemelerin sonunda hani biçimsel yapılar hakkında bilgi verildikten sonra denir ki biz bu dilsel yapıları şu amaçlarla kullanırız der. Yani bizim Tömer'deki eski kitaplara falan baktığımızda bizim alıştırma kitaplarında şimdiki zamanı biçimsel olarak betimleriz. Yapısal olarak ne şekilde oluştu, işte eylem kökü, zaman eki, işte kişi ekinin eklenmesi. Bunu anlattıktan sonra arkaya da deriz ki şimdiki zaman işte sık yapılan eylemleri anlatmak üzere kullanılır. Şimdiki zaman işte yakın gelecek zamanda yapılacak eylemleri anlatmak için kullanılır gibi dikkat ederseniz önce biçimi betimliyoruz, sonra kullanımı söylüyoruz öğrenciye. Ve buradan beklentimiz şu, biz öğrencilere biçimi öğretirsek, kuralı öğretirsek, bu öğrenciler alır bu bilgiyi kendi günlük yaşamlarındaki iletişim ihtiyaçları amacıyla kullanırlar. Bakış açısı bu. Ama yıllar süren o sürecin sonunda anlaşılıyor ki aslında her öğrenci bu beceriyi, yani daha doğrusu bu bilgileri alarak kendi iletişim ihtiyaçları için ihtiyaç duyduğu tümceleri üretmek üzere kullanamıyor. Ve ayrıca öğrenciler şundan yakınıyorlar. Biz dil öğreniyoruz ama iletişim kuramıyoruz. Dil bilgisini öğreniyoruz ama iletişimi öğrenmiyoruz diyorlar. Sonuçta orada özellikle edim bilimin yabancı dil öğretimine katkılarının bir sonucu olarak süreç tersine dönüyor. Yani kuraldan değil bu kez kullanımdan başlayıp kurala doğru gidiliyor aslında. Yani biraz önce şimdiki zamanı öğretirken diyorduk ya, önce biçimi öğretiriz, sonra da işlevi öğretiriz. Bunu ters çevirdiğinizde önce işlevi öğretiriz, sonra biçimi öğretiriz. Demek ki aslında kullanımı öne çektiğimiz zaman bir anlamda ne olur? Kural ikinci plana itilmiş olur. Sonuçta dil bilgisel izlenceye dayalı ders programlarının yerini böylece
kullanıma dayalı ders programları alır. Yani şöyle diyelim, bizim Tömer'in eski Hitit kitabındaki dil bilgisi sırası şöyleydi. Yor, dade, mımi, larler, dikkat ederseniz dilsel biçimleri sıralıyoruz. Dilsel biçimleri sıralayarak aslında diyoruz ki bu derste biz, yani kitapta bu sırayla dil öğreteceğiz. Sonra ne oldu? Yani diyelim ki olması beklenirdi aslında. Diğer yabancı dil öğretim kitaplarında baktığımızda oradaki bakış açısında şöyleydi ders programları: selamlama, işte öneride bulunma, izin isteme, kabul etme, reddetme örneğin. Ha, demek ki buradaki bakış açısını birisi iletişimi önceliyor, diğeri dilsel yapıyı önceliyor bakış açısı. Aslında bütün dünyada süreç bu şekilde geliştikten sonra gelinen noktada artık dil bilgisel izlence bir kenara bırakıldı, ikinci plana bırakıldı. Onun yerine özgür sıra seçimi. Yani ne demek özgür sıra seçimi? Örneğin öğrencinin iletişim ihtiyaçları temel belirleyici durumuna geldi. Yani şöyle bakarsak biz, abil ebil biçim birimini Tömer'in programında 6. ayda falan görebiliyoruz kitaplarda. Bu ne anlama gelir? Öğrenci bir çay alabilir miyim diyebilmek için 6 ay bekleyecek. Yani. Niye? Çünkü abil ebil şeyde, yani kitabın bilmem kaçıncı ünitesinde. Halbuki bir istekte bulunma ihtiyacı daha ilk günden var. Kahvede çay içmek istiyor. Yani kahve istemek istiyor. Bunu nasıl söyleyecek? Yani bir kahve alabilir miyim demek için 6 ay mı bekleyecek? Hani sonuçta bunun İşte özellikle bu iletişimci yöntem dediğimiz yöntemle birlikte artık dil bilgisel izlence değil, temel iletişim ihtiyaçları belirleyici olduğu için öğrencinin ihtiyacı ne? İletişim ihtiyacı odur ve sırayı da özgür kendi ihtiyacına göre seçebilir. Nitekim Fransızca'da Archipel diye 1980'lerde çıkmış olan kitapta ünite sistemi yoktur. Yani. Bağımsız dosyalar vardır. İşte istek dosyası, diyelim ki başka diğer iletişim ihtiyaçları ile ilgili dosyalar vardır. Sonuçta bu sürecin sonunda gelinen noktada iletişimci yaklaşım, eylemsel kavramsal yaklaşım, bugün Avrupa Ortak Başvuru Metni'ndeki yaklaşım, bütün bu yaklaşımlar en son eylemsel ve eş eylemsel yaklaşımda bu sürecin sonunda buralara varıldı. Ve ana hedef öğrenciye iletişim kurmayı öğretmektir. Yani dili bir bilgi olarak değil de beceri olarak ve iletişim için ihtiyaç duyulan bir beceri olarak öğretmektir. Şimdi bunun OBM ile ilişkisi ne derseniz, biraz önce saydığım doğal konuşmaların değerlenmesi, temel yapıların belirlenmesi, temel söz varlığının belirlenmesi sonucunda Avrupa Konseyi Dil Politikaları Birimi özellikle çok dilli ve kültürler arası eğitim hedefini gerçekleştirmek üzere bir takım projeler yürüttü ve bunların sonucunda İlk olarak İngilizce için 1975'te threshold level, 1976'da bir yıl sonra Fransızca için en nouveau seuil diye eşik düzey metinlerini geliştirdiler. Bu metinlerin sonucunda da aslında Avrupa bugün bildiğimiz diller için ortak başvuru metni ortaya çıktı. Yani o metnin ilk hali işte şu iki metindi aslında. Burada da biraz sonra göreceğimiz işte temel söz varlığı, söz edimleri, iletişim birimleri gibi bir takım kavramlar yer aldı. Yalnız tabii burada çok önemli bir boyutunu çizmemiz gerekir bu belgenin. Mucizevi bir belge olarak herkes zamanında işte bizim diyelim ki bir 15-20 yıl önce falan bu konuda çalışırlarken aslında çok fazla umut bağlanmış bir belgeydi. Mucizevi olarak görülüyordu ama çok şeyi değiştirmiş olmasına rağmen mucizevi bir belge değildi. Çünkü sonuçta bu metin genel anlamda dikkat ederseniz tüm dillerden bağımsız betimleyiciler aracılığıyla belli bir düzeydeki becerileri tanımlar. Dilden bağımsız olması en önemli özelliğidir. Yani İngilizceden, Fransızcadan, Almancadan, Türkçeden bağımsız bir betimleyicidir. İletişim betimleyicisidir bu belge. Ve tüm dillerin öğretimi için genel bir çerçeve sunar. Bu yönüyle şöyle bakıldığında işte alımlama, üretim, etkileşim, aracılık, beceriler, iletişimsel dil yetisi, çok dillilik ve çok kültürlülük yetisi gibi
alt bileşenleri içeren bir takım etkinlikler için betimlemeler yapar bu belge. 2001'de yayınlandığında şu içerikler vardı ve betimleyici ölçekler olarak şunlar yer alıyordu. Yalnız 2017'de güncellediler ama 2018'de yayınladılar. Bizim yani belgeyi, bizim metni yayınladığımızda ilk defa yayınlanmıştı aslında metin. Şurası eklendi. Çevrim içi boyutu eklendi etkileşimde. Aracılıkta metin, işte bir takım yeni şeyler eklendi. Ses bilim boyutu eklendi. Bir takım değişiklikler oldu. Yakın bir tarihte de bizim bir üniversitede sanırım bu belgeyi çevirdiler. Companion Volume diye ek Avrupa bu OBM'nin eki olarak çevrildi diye biliyorum. Şimdi bu belgenin sadece bütün dillerin üstünde genel bir betimleyici olması onun aslında bütün dillerin öğretimi için kullanılabilecek bir araç olmasını engelliyor. Nitekim bunun bilincinde olan gene Avrupa Konseyi bünyesinde 2004 yılından itibaren başvuru rehberleri diye bir program başlatıldı. Bu programın amacı o genel betimleyiciden hareketle yerel diller, bölgesel diller ve diğer işte Türkçenin de içinde bulunduğu dillerin öğretimi için dile odaklanan rehberlerin üretilmesi süreci başladı. Bu da şöyle bakıldığında farklı diller için ortak ve genel bir başvuru belgesinden hareketle her dile özgü rehberlere öğretim konusu olarak iletişimden öğretim konusu dile geçiş yapılmaktadır. Bir anlamda şöyle diyelim, o dönemde belgenin ana konusu iletişim becerisiydi ve bunu dilden bağımsız olarak betimlemeyken bu kez süreç aslında tersine döndürülerek şu yapıldı. O belgeden hareketle becerilerin betimlemeleri alındı ve belli bir dile özgü betimlemeler yapıldı. Yani dilsel biçimler bir anlamda tekrar ele alınmış oldu. Bunun sonucunda iki tür başvuru rehberi ortaya çıktı aslında. Bir tanesi şöyle baktığımızda Avrupa diller için ortak başvuru metni, bir tanesi de ulusal ve bölgesel diller için başvuru rehberi. İki tane. Bunların özelliklerini şöyle karşılaştırınca, mesela OBM, ben öyle kısaltıyorum, başka türlü kısaltanlar da var ama, beceri türlerini betimler. OBM de bunu yapar, ulusal ve bölgesel diller için başvuru rehberi de bunu yapar. Belli bir dile odaklanır, OBM bunu yapmaz. Ama ulusal ve bölgesel diller için başvuru rehberi bunu yapar. O açıdan farklıdır. İletişim becerisine odaklanır. Evet, OBM bunu yapar. Ulusal ve bölgesel diller için başvuru rehberi de onu yapar. Biçimlere odaklanır. Biçim dediğimiz buradaki dilsel yapılar. Yani örneğin mı, mi, mu, mü, da, de, yor, acak gibi ekler falan, biçim birimler yani. OBM'de bunlar yok. Ama ulusal ve bölgesel diller için başvuru rehberlerinde bunlar da var. Şöyle gördüğümüz zaman aslında görüyoruz ki ulusal ve bölgesel diller için başvuru rehberleri OBM'nin eksikliğini tamamlamak üzere geliştirilmiş metinler. Böylece süreç, aslında o ilk baştaki süreç bugün tamamlanmış durumdadır. Ve aslında benim bu konuyu ele almamın sebebi de Türkçe'de daha bu sürecin başında oluyor olmamız, başında olmamız. Şimdi bu rehberlerin bir özelliği, birkaç özelliği var ama ben özetle birkaç özelliğini, önemli boyutunu burada söyleyeyim. Şimdi burada betimleme yapılıyor sonuçta bu metinlerde. Belli bir dile özgü bir takım betimlemeler yapılıyor. Orada betimleme yapılırken tanımlanan becerileri gerçekleştirmeye yarayan dilsel malzemenin dökümü yapılıyor. Yani tanımlanan beceri dediğimiz şey nedir? Diyelim ki telefonda işte randevu alabilir. Yani böyle bir beceri bu. Bunu yarayan, gerçekleştirmeye yaran dilsel malzeme nedir? İşte yarın seninle görüşebilir miyiz? Yarın zaman belirten öğeler, sen adılları, değil mi? İle biçim birimi, görüşmek, ebil. Bunun bir dökümü yapılacak. Döküm derken envanter, yani listesi çıkarılacak. Sonra
Burada diyelim ki A1 düzeyi ya da A1 öncesi düzeyi için dedik ki ile biçim birimi A1 düzeyinde öğretilir. Bunun gerekçesi nedir? Bunu neye dayandırıyorsunuz? Yani neden? Mesela abil ebil biçim birimi biraz önce örnek verdim. Tömer'in programında orta 1 ya da 2'deydi. Bunun gerekçesi ne? Ve neden mesela A1'e konmalı ya da A2'ye konmalı gibi bir gerekçelendirme kaygısı var. Bu iki ana şey aslında bizim metni oluşturan temel kavramlardan. Bunun dışında da şöyle bir adlandırması var bu metinlerin. İlgili dil değişkesinin adı nedir? Türkçe, Fransızca, Hırvatça, Almanca, İtalyanca. Sonra bu dil için başvuru düzeyi betimlemesi A1, A2, B1, B2 adlandırması böyle yapılıyor. Ve bütün diller için böyle yapılıyor. Sonra belli bir başvuru düzeyi için her betimleme bir alt düzeyin betimlemelerinde tanınan dilsel malzemeyi ve yalnızca bunları içerir. Bu şu demek, diyelim ki siz B2 düzeyi için bir betimleyici yazıyorsanız bu B1'i de, A2'yi de, A1'i de içermelidir. Yani A1'i yazarken A1 öncesi de olmalı, B1'i yazarken A2, A1 de olmalı. Demek ki en son yazılan aslında hepsini içeriyor olacak. Ve onun dışında da bilgisayarda kolayca aranıp bulunabilsin diye işte bir takım önlemler alınıyor ve her dil için yazıldığında her bölüm aynı numaraya sahip. Diyelim ki 3 numaralı bölümde ne var? İşlevler var. Bu Türkçe için de yapılsa, Yunanca için de, Almanca, İtalyanca için de yapılsa 3 numaralı bölüm işlevlere ayrılmış olacak. Sonra bir de her betimlemede, yani bu kitap bir tür kitap, burada yer alacak kapalı gruplar ve açık grupların seçimi bu dökümü yapan kişilere bırakılmış durumda. Yani Fransızca'da işte 5 yapı var diye Türkçe'de de 5 yapı olacak değil. Sizin ihtiyacınıza dayalı olarak belirlenen bir şey. Yani o dile özgü yönleriyle de belirleyici olan o dilin yapısı ve dilin ihtiyaçları, öğretimin ihtiyaçları. Bu şekilde bir program, yani metin tasarlanıyor. Ve fakat şöyle de uyarıları var. Deniyor ki bu bir öğretim programı değildir. Bir öğretim yöntemi değildir. Öğretim kitabı da değildir. Dolayısıyla hani bunu alıp da işte Türkçe öğreteceğini falan beklemesinler diye özellikle bu da belirtiliyor. Fakat o zaman bunların hiçbiri değilse bu nedir? Program geliştiricileri, kitap geliştiricileri, araç geliştiricileri için bir yardımcı kaynaktır, destek kitabıdır. Aslında bir tür kılavuz, yani yol gösterici bir araçtır. Dilciler için belki sorun olmayabilir. Dilciler, dil bilimciler, uygulamalı dil bilimciler, yabancı dil öğretimiyle zaten uğraşanlar için. Fakat özellikle son dönemdeki göçmen akınları nedeniyle herkes yabancı dil öğretmek gibi bir ihtiyaç içinde olunca dernekler, vakıflar, bu yabancı dil öğretimiyle ilgisi olsun olmasın herkes, Avrupa Konseyi bir anlamda ne yapmış? Bir önlem almış. Diyelim ki hiç dil bilimle ilgilenmemiş, dil öğretimiyle ilgilenmemiş birileri de bunu yaparsa alıp işte buradan ne yapsın? Yararlansın, ne öğretebileceği konusunda fikir sahibi olsun diye aslında geliştirilmiş kitaplar. Yani daha doğrusu bir metin bu. Bu çerçevede 2004 yılında başlayan süreçte bakın ilk yazılanlardan birisi Almanca için Profil Deutsch. Dursun Hoca burada. Dursun Hoca onu çok iyi biliyor. Ta biz yıllar önce bunu konuşuyorduk. Almanca için yazıldı diye. Daha sonra The English Profile var yazılmış. Bu A1'den A2'ye kadar, B2'ye kadar, Almanca'nınki A2'den C2'ye kadar yazıldı. Hırvatça için bile B1, B2 yazıldı. İşte İspanyolca için en tamamı bu herhalde A1'den C2'ye kadar tamamı yazıldı. Fransızca için B2 düzeyi yazıldı ama daha sonra bizim birlikte çalıştığımız Jean-Claude Beacco tamamını ekipler halinde yazdılar onlar. Ve bakın Gürcüce var, İtalyanca var, Portekizce, Norveççe, Çekçe hepsi yazıldı. Biz de 2018'de A1 öncesini yazdık. Bu arada burada bazı arkadaşlarım Ali Osman Durmuş Hoca, Ankara Üniversitesi Tömer'den, Dursun Köse Hoca, Profesör Doktor Dursun Köse Hoca, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden,
hem meslektaşlarım hem değerli dostlarım. Profesör Doktor Dilek Peçenek Ankara Üniversitesi'nden. Onun dışında ben çalıştım. Bir de Fransız Jean-Claude Beacco fikri bize getiren uzmandı. O şekilde hiçbir bedel almadan biz bu metni yazdık, yayınladık. Yunus Emre Enstitüsü de bastı. Yani belli sayıda basımına katkıda bulundu. Kitabı yazarken, o çalışmayı yaparken ana hedefimiz o metni bir Türkçe'ye uyarlamaktı. Ama biz bir başlangıç yapıp Türkçe'de daha sonra A1'in, A2'nin, B1'in, B2'nin yazılmasını hani sağlamaktı, başlatmaktı. Maalesef bugüne kadar herhangi bir gelişme olmadı. Bu arada unutmadan söyleyeyim, çalışmayı yaparken bizim İbrahim Dilek Hoca, Ankara Üniversitesi Tömer'deki çok sayıda hocalar ve gene Yunus Emre Enstitüsü'ndeki çok sayıda hoca, Kerim Sarıgül Hoca, işte Kürşat Hoca ve diğer hocalar, her biri ayrıca okuyarak, görüş belirterek o kitabın yazılmasına katkıda bulundular. Yani çok geniş bir ekip çalıştı ve şunu yaptık. İşlevler sıraladık orada. İşlevden anladığımız bizim söz edimi dediğimiz kavram. Yani dili kullanan insan tümceler üretirken aynı zamanda dilsel davranışlar gerçekleştiriyor. Nedir bu? Öneride bulunma, kabul etme, yakınma, kınama, övme, yerme gibi edimler gerçekleştirir. Bunun uzunca listesi var ve o kitapta tamamını yayınladık. Bu işlevleri gerçekleştirirken kullanılan kavramlar vardır. Bu kavramlar da genel kavramlar. Nedir o? Zaman, mekan, miktar gibi genel kavramlar listelendi orada. Sonra bu genel kavramların altında da özel kavramlar. Nedir? İşte diyelim ki zamanla ilgili kavramlar, diyelim ki günler, işte bugün, yarın, öbür gün gibi belirteçler. Gittikçe yani diyelim ki beslenme genel kavramsa alt kavram olarak işte yiyecekler, içecekler gibi bir anlamda sözlükçesi, yani söz dağarcığı o düzeyin. Daha sonra bu işlevi gerçekleştirmek üzere kullanılan dilsel yapılar. İşte soru biçim birimleri, bulunma durumu eki, çıkma durumu eki, zaman ekleri, her hangisi ise işte. Daha sonra söylem türleri, bu çok önemli bir kavram, söylem türü. Yani insanın dille, iletişimde, bildirişim niyetiyle ürettiği her tür ürün. Yani betimleyici söylem olur, açıklayıcı söylem olur, kanıtlayıcı söylem olur, günlük konuşma söylemleri olur bunlar. Bir de ses bilgisi bölümü var, burayı Dilek Hoca yazdı. Ölçme ve değerlendirme bölümünü de sevgili Dursun Köse Hoca yazdı, yani sınav örneklerini yazdı ve böylece hani biz o kitabı bir anlamda oluşturduk. Biraz daha netleştirmek için söylediğim şöyle bir örnek vereyim. İşlev, kavram, yapı ve söylem türü nasıl açıklayabiliriz diye. Şöyle saatin var mı diye bir sözceyi aldığımızda sözcede dikkat ederseniz bir işlev var. Nedir? Bilgi isteği. Bu birinden bir şey isteme söz edimi. Bu bilgi isteğini gerçekleştirirken genel kavram olarak zaman kavramına gönderme yapılır. Ve ayrıca diyelim ki saat sözcüğüne, terimine özel kavram olarak gönderme yapılır. Bunun gerçekleştirilmesi için dikkat ederseniz saat var yok gibi işte söz varlığına ek olarak iyelik ekleri var yok soru biçim birimi yapılar olarak vardır. Ve hangi söylem türünde bununla karşılaşırız diye sorduğumuzda günlük konuşmalarda karşılaşırız deriz. Bunun tabii ses bilgisel boyutu da eklenebilir buraya. Buraya baktığımızda aslında dikkat ederseniz benim sunumun başında ilk söylediğimde dil bilgisel bilgiye dayalı bir izlence tasarladığımızda mımi mumiyi nerede öğretirsek bunu orada öğretirdik. Ama şeye dayalı, iletişimsel niyete dayalı bir program tasarladığımızda bilgi isteğini kişinin ihtiyacına göre belirlerdik ve büyük ihtimalle de ön taraflarda, yani baş taraflarda bir yere konumlandırırdık. Ve dersi tasarladığımız zaman da şunlara bakardık aslında. Ha, böyle bir sözceği öğrettiğimizde biz sadece dil bilgisel yapıyı öğretmiyoruz yani. Aynı zamanda bir söz edimi gerçekleştirdiğini de söylüyoruz, öğretiyoruz o öğrenciye.
İşte bir takım genel kavramlar, vokabüler öğrendiğini de aslında gösteriyoruz. Ve bir takım söylem türlerini öğrettiğimizi de gösteriyoruz. Diyoruz. Şimdi uygulama sırasında biz o çalışmayı yaparken ne tür bir yol izledik ve ne tür yol izleniyor ve ne tür sorunlarla karşılaştık diye bir küçük şey yapıp sunumu burada bitireceğim. Sonra da sorularınız varsa üzerinde konuşuruz. Yani burada şeyde nasıl oldu da biz o şey dökümleri oluşturduk, yani bu kitabı oluşturduk derseniz öncelikle uzman bir ekip oluştu. Yani işte Ali Osman Hoca, bizim Dilek Hoca, bizim Jean-Claude Beacco, ismini unutmayayım, hiçbir arkadaşımın diye uğraşıyorum işte, saydım herhalde, kimseyi atlamadım. Onun dışında burada başlangıç düzeyinde aradığı özellikleriyle edinim sırasına ilişkin bilgi. Şimdi burada biz diyelim ki TÖMER'de sıralama var. Mesela dil bilgisel yapıların sıralamasında. Önce DADE bulunma durumu eki var. Nerede? Evde, okulda. Sonra DANDEN geliyor. Sonra büyük ihtimalle yönelme durumu eki geliyor. En sonunda belirtme durumu eki var. Şimdi bu sırayı kim belirlemiş ve neye göre belirlemişler sorusu önemli. Hiç kuşku yok ki o zamana kadar işte diyelim bizim Mehmet Engirmen Hoca'nın zamanında oluşmuş bir sıra aslında o. O zamana kadarki deneyimler sonucunda bu oluşmuş. Bir tanesi mevcut uygulamalardan elde edilen deneyimler çıkış noktası. Başka ne olabilir bu konudaki hani bize fikir verecek şey? Türkiye'de çok bildiğimiz çok fazla yok ama yurt dışında yapılmış ana dili olarak örneğin Türkçe, Fransızca öğrenen kişilerin dil edinimine ilişkin bir sıra arayışı vardır. İsimleri yanlış söylemeyeyim ama bildiğim kadarıyla Leneberg falan bu konuları çalışıyor. Dil edinim, yapıların edinim sırasını falan çalışıyorlar bildiğim kadarıyla. Orada ana dilinde edinim sırası büyük oranda yabancı dildeki edinim sırasına da uyabilir. Bunun için ne lazım o zaman? Araştırma lazım. Yapılmış gerçekten bilimsel araştırma sonuçları da lazım. Bu Leneberg'i hatırlıyorum. Sloben diye birisini hatırlıyorum. Türkleri de araştırmıştı. Yani Türk çocukları da vardı onların edinim sırası araştırmalarında. Onun dışında OBM'nin ölçütleri çerçevesinde herhangi bir düzeyde olduğu belirlenen öğrencilerle üretilmiş söylemlerdeki biçim söz dizimsel ve sözcelemsel özellikleriyle ilişkin gözlemler. Bu şudur idi. Buna dayalı olarak biz yabancı olarak Türkçe öğretimi alanında yapılmış makaleleri taradık. Örneğin Arapça ana dili olan ve Türkçe öğrenen öğrenciler üzerinde yapılmış yazma becerilerinden ya daha doğrusu yazma çalışmalarından derlenmiş bir takım veriler vardı. Fatma Açık Hoca'yı hatırlıyorum örneğin. Öyle bir çalışmasından alıntı yapmıştık. O Arap öğrencilerin işte belli sesler konusunda sıkıntı yaşadığını falan belirlemişti. Veya bizim TÖMER'de veya başka yerlerde belli dil grubundaki öğrencilerin belli konularda yaşadıkları sıkıntılar örneğin. Onları belirlemeye yönelik araştırmalar. Sonra bildik öğretim uygulama ve deneyimleri. İşte diyelim ki Hitit, yeni Hitit var, İstanbul kitabı var, bizim Türkçenin kapıları var. Başka kitaplar var. Yani alanda yazılmış kitaplar ve diğer uygulamalar. Bunlar bizim için belirleyici olmuştu. Bu işte şurayla da ilgili aslında A1 düzeyindeki öğrencilere özellik yönelik hazırlanmış kitaplar. Bir de en önemlisi şurasıydı. Değerlendirmecilerin ortak deneyimi. Biz neden örneğin İbrahim Hoca'ya, işte Ankara Üniversitesi TÖMER'deki diğer hocalara, diğer işte Yunus Emre'deki hocalara sorma ihtiyacı duyduk. Kendimiz de söyleyebilirdik yani şu sıradadır, bu sıradadır diye. Bir kere bu tür belgelerin en önemli özelliği, olması gereken en önemli özelliği genel kabul görmüş olmaları. İkinci en önemli özelliği de yani bu genel kabul görmüş olmak için birçok uzmanın katkısıyla hazırlanmış olması. Eğer bu sağlanabilirse gerçekten de diyelim ki Yunus Emre Enstitüsü, Ankara Üniversitesi TÖMER ve diğer TÖMER'ler, Beykent Üniversitesi TÖMER, işte Bahçeşehir Üniversitesi TÖMER, Türkiye'de ne kadar TÖMER varsa toplamının deneyiminden mükemmel ürünler çıkarılabilir. Sonuçta hepimiz aynı amaçla çalışıyoruz.
yabancı dil olarak Türkçenin işte nitelikli bir biçimde etkin araçlarla, etkin yollarla öğretilmesi. O zaman işbirliği yapmaktan kaçınmamalı ve bu tür şeyleri özellikle geliştirmeliyiz. Benim bu sunuyu hazırlamam ve konuyu önerme sebebim de bütünüyle budur. Türkçe için şu yapılacak: A1, A2, B1, B2, C1, C2 başvuru rehberleri bekliyor yani. İçinizden genç arkadaşlar yapmak isterse bildiğim bütün bilgiyi, deneyim, ne varsa hepsini paylaşmaya hazırım. Yabancı kaynaklardan size veriler sağlayabilirim, uzman sağlayabilirim. Ne isterseniz yaparım, bilginiz olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir kere daha Beykent Üniversitesi'nin yetkililerine ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hocam biz teşekkür ederiz sunumunuz için tekrar.